Bundan önceki videoda kısa kenarları birbirine eşit olan dikdörtgenler ve bu dikdörtgenlerin sol sınır değerlerinde fonksiyonun aldığı değeri de dikdörtgenin uzun kenarı olarak kullanarak eğri altında kalan bu alan için tahmini bir değer elde etmeye çalışmıştık. Bu videoda ise yine aynı yöntemi kullanarak aynı şeyi, rastgele bir fonksiyon, rastgele sınır değerleri ve belirsiz sayıda dikdörtgen kullanarak yapmaya çalışacağız. Hadi o zaman. Her şeyin açıkça görülmesi için elimden geldiği kadar büyük bir çizim yapmaya çalışacağım. Pekala, bu y ekseni ve bu ise x ekseni. Hemen az önce bahsettiğim gibi rastgele bir fonksiyon da çizeyim. Mesela buna benzeyen bir şey olsun ve y eşittir fx adını verelim. Sınır değerlerini de x eşittir a ve x eşittir b olarak belirleyelim. N tane dikdörtgen ve buna ek olarak dikdörtgenlerin uzun kenarlarını belirlemek için de fonksiyonun dikdörtgenlerin kısa kenarlarının sol köşelerinde aldığı değeri kullanalım. Örneğin birinci dikdörtgenim buna benzeyen bir dikdörtgen olacak. FA'nın neye eşit olduğunu bulacağım. Burayı FA olarak işaretleyelim. Az önce de dediğim gibi FA'yı dikdörtgenlerin uzun kenarlarını belirlemek için kullanacağım. İşte böyle. Birinci dikdörtgeni şimdi tamamlayabiliriz. Evet, oldu. İsterseniz içine de 1 yazalım. Bu arada her şeyin aynı türden olması için ve bu uzunluklarında x olmasını istediğim için a yerine de x0 kullansam daha iyi olacak. A eşittir x0. Devam. Sıradaki dikdörtgen. Buradaki x değerine de x1 adını verelim. x1'in sıradaki dikdörtgenin kısa kenarının sol köşesi olacağını biliyoruz. fx1'in neye eşit olduğunu bulduğumuzda buradaki değeri elde ederiz. Bunu da fx1 olarak not edeyim. Kısa kenar uzunluklarının bir önceki dikdörtgenle aynı olmasını istiyorum. Alan için tahmini bir değer elde etmek adına kullanacağımız ikinci dikdörtgen de işte bu. Evet, 2 numaralı dikdörtgen. Üçüncüsünü de çizelim. Sol köşesi x2 olacak. Uzun kenarı fx2'ye ve kısa kenarı da diğer dikdörtgenlerin kısa kenarına eşit olacak. Göz kararı bir çizim yapıyorum ama fena da olmadı sanki, değil mi? Ve n'inci dikdörtgene kadar işte bu şekilde devam edeceğiz. N'inci dikdörtgeni de şu şekilde çizelim, evet, ve içine n yazıyorum. Sizce buradaki x değerine ne ad vermemiz gerekecek? Bu dikdörtgenleri inceleyecek olursak, birinci dikdörtgenin sol köşesi x0'dı, ikinci dikdörtgenin sol köşesi x1 ve üçüncü dikdörtgenin sol köşesi de x2 olduğuna göre, n'inci dikdörtgenin sol köşesinin de n-1 olması gerekir, öyle değil mi? Dikdörtgen kaçıncı dikdörtgense sol köşesi için bir eksiğini kullandığımıza siz de dikkat etmişsinizdir. Bu dikdörtgenleri bu şekilde oluşturduğumuz için böyle bir şey elde etmiş olduk. Şimdi alanı hesaplamak için yapmamız gereken şey kısa kenarların uzunluklarının ne olduğunu bulmak ve bu örneğin hatırına ya da başka bir deyişle size göstermek istediğim şey adına bu uzunlukların az önce de söylediğim gibi sabit ve delta x'e eşit olduğunu varsayalım. Aslına bakarsanız bu toplamları kısa kenar uzunlukları değişen dikdörtgenle de yapabilirsiniz ama şimdilik bu şekilde ilerleyelim. Evet, delta x sabit kısa kenar uzunluğumuz ve bunun neye eşit olduğunu bulmak için buradaki toplam uzunluğun ne olduğuyla başlayalım işe. B eksi a, öyle değil mi? Bunu kullandığımız dikdörtgen sayısına yani n'e bölünce de delta x'i bu şekilde ifade etmiş oluruz. Eğer bunun ve bunun doğru olduğunu varsayarsak a'nın da x0'a eşit olduğunu biliyoruz. Bu durumda x1, x0 artı delta x, x2, x1 artı delta x'e eşit olur ve bu şekilde devam edip xn'i de xn eksi 1 artı delta x'e kadar götürebiliriz. Bu aynı zamanda b'ye de eşit. Evet, xn burası ve xn eksi 1 artı delta x'e eşit. Ve artık eğri altında kalan alan için tahmini bir değer elde etmeye de hazırız. Not ediyorum, tahmini alan eşittir. Birinci dikdörtgenin alanı artı ikinci dikdörtgenin alanı artı üçüncü dikdörtgenin alanı ve artı nokta 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 n'inci dikdörtgenin alanı. Bunların neye eşit olduğunu hesaplayınca da uzun kenar yani fx0 ya da fa çarpı kısa kenar delta x'e eşit olur. Buraya x0 yazarsam daha iyi olacak. Evet. İkinci dikdörtgenin uzun kenarı nedir? fx1 öyle değil mi? Çarpı delta x alanı verecek. Üçüncü dikdörtgenin alanı da fx2 çarpı delta x'e eşit olur ve bu şekilde n'inci dikdörtgene kadar tüm dikdörtgenlerin alanlarını toplayarak devam ederiz. N'inci dikdörtgenin alanına gelince fn-1 çarpı delta x'e eşittir. İşte bu kadar. Alanı genel bir şekilde ifade ettik. Fakat karşınıza çıkacak gösterimlerle bağlantılı olması adına özellikle de alanlar ya da toplamlar için tahmini bir değer elde etmek istediğiniz zaman yapacağınız gibi sigma gösterimini de kullanalım. Tüm bu yazdıklarımızı toplam sembolü altında toparlayalım. i'nin hangi dikdörtgen hakkında konuştuğumuzu belirlediğini düşünelim ve i eşittir 1'den n'e kadar. Tüm dikdörtgenleri değerlendirmemiz gerektiği için f birinci dikdörtgenin sol köşesinden başlayacağız. Bu da f i eksi 1'e eşit olur öyle değil mi? Çarpı delta x. İşte bu kadar. Alanı uzun kenarları kısa kenarlarının sol köşesinin değeriyle belirlenen dikdörtgenlerle genel bir ifade elde ettik. Sol köşeyi değerlendirdiğimizi buradan anlıyoruz. Mesela bu eğer i'inci dikdörtgense ya da i numaralı dikdörtgen diyelim, sol köşesini az önce kullandığımız mantıkla x i eksi 1 olarak ifade ederiz öyle değil mi? Evet, bununla delta x'i çarpıp elde ettiğimiz değerleri topladığımızda da birinci dikdörtgenden sonuncuya kadar hepsinin toplam alanını elde etmiş oluruz. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Bu arada bu yaptıklarımın birinci videodakilerle çok da farklı olmadığını, burada sadece daha genel ifadeler kullandığımızı da gördüğünüzü umarım.